Hoş geldiniz. Bir ay gecikmeli de olsa Meksika seyahatimi sizlerle paylaşıyorum. Gitmeden önce sanki orada bütün turistleri soyuyorlarmış algısında olduğumuzdan kameramı götürmek istemedim. Hatta bazı yerlerde telefonumu çıkarıp kayıt yapmak bile istemedim. O yüzden böyle kesit kesit aldığım videoları birleştirerek oluşturuyorum bu vlogu. Umarım yine de keyifle izlersiniz. Meksika'ya giriş yapabilmek için vize almanız gerekiyor. Yalnız bu 5 dakikada online olarak halledebileceğiniz bir vize. Koronavirüsüne dair alınan önlemlerde de 2 adet aşınızın olması gerekiyor. Aşı kartınız isteniyor çünkü. Ya da PCR testi yaptırmanız gerekiyor. Onun dışında uçakta size doldurmanız gereken bir form veriliyor ve bunu pasaport kontrolündeki polislere teslim ediyorsunuz. Daha sonra çıkış yaparken ülkeden de aynı formu tekrar göstermeniz gerekiyor. O yüzden seyahatiniz boyunca bu formu kaybetmemeniz lazım. Pasaport kontrolünde çok insan vardı ve çok fazla soru sorduklarından çok ağır ilerliyor. Biz 40-45 dakika kadar bekledik. Ne yapacaksınız, neden geldiniz, kaç gün kalacaksınız, nerede kalacaksınız, kendi ülkenizde ne işle meşgulsünüz gibi sorular geliyor. Ben kimsenin geri çevrildiğini görmedim ama biraz detaylı inceliyorlar diyebilirim. Yolculuk boyunca uyuduğumuzdan varır varmaz şehri gezmeye başladık. Ben hiç Meksika'yı böyle hayal etmemiştim. Her taraf yemyeşil, hatta öyle caddeleri var ki sanki ormana giriş yapmışsınız gibi hissettiriyor. Daha çok ofislerin bulunduğu bölgeyi gezdikten sonra Chapultepec Ormanı'na gittik. Bu yine şehrin ortasına ve çok büyük bir orman. Bu yüzden sadece bir bölümünü gezebildik. Burada beni en çok şaşırtan şey her şeyi limonla yediklerini görmek oldu. Hatta normal bildiğimiz Cheetos'un üzerine limon sıkarak servis ettiler. Gerçekten de her şey acı sosla yeniliyormuş. Hatta acı sosla dondurma servis ettiklerini bile gördüm. Kayda almamışım, o yüzden videoya ekleyemiyorum. Tabii buradaki sosların da böyle ağzı açık bir şekilde servis edilmeleri ne kadar doğru bilemiyorum ama her şey sosla ve mısır ekmeğiyle geliyor. Ha, bir de limon tabii. Ya!
çok meşhur bir restorana akşam yemeği yemeye geldik ama çok kalabalık olduğundan adımızı sıraya yazdırdık ve başka bir bara öncesinde bir şeyler atıştırmaya geçtik. Víctor, Armando, Cristina, Jimena, Alejandro. Dediğim gibi biraz ürkmüş bir şekilde gittiğimizden hiç metro, otobüs hatta taksi bile kullanmadık. Her yere Uber kullanarak gittik. Meksika şehrinde görülmesi gereken çok şey var ve her şey birbirine çok uzakta. O yüzden de ulaşım maliyetlerimiz birazcık kabarık oldu. Çünkü mesela bugün Xochimilco'ya geldik. Xochimilco kaldığımız yerden arabayla 1 saat uzaklıkta. Buraya gelirseniz pazarlık yapmayı unutmayın derim. Örneğin şu anda ben pazarlık aşamasındayım. Bu teknelerin 1 saati 500 euro ve en az 2 saat kullanmanız gerekiyor. Ama biz totalde 2 saatini 500 euro ödedik. Ha çıkışta yine bahşişinizi bırakabilirsiniz. Çünkü burada her şey bahşiş üzerine kurulmuş. Restoranlarda da yine bahşiş bırakmak zorunlu halde. Yediğinizin %10'u, %15'i ya da %20'si şeklinde bahşiş bırakabiliyorsunuz. Kartla ödeme yaptığınız zaman da zaten post cihazında otomatik olarak geliyor. Cajas fuerte ahí. El sonido, ¿eh? El sonido también. Vale, dilos. Bu arada biz bir hafta için içerisinde 1,5 GB internet barındıran 2 tane sim kart aldık. Bayağı da yeterli oldu. Zaten şehrin her tarafında ücretsiz internet var. Bol bol meyve yedik. Mangolar efsane gerçekten. Hiç o kadar güzel mango yememiştim.
Mercado San Juan'a geldik. Ben bu böceklerden denemek istiyordum aslında ama içerisi çok kötü kokuyordu. Bir de her taraf çok pis. O yüzden bu böceklerin satıldığı yerler de genel olarak pis olduğundan benim midem almadı. O yüzden deneyemedim. Günlük Meksika şehrinden sonra ani bir kararla Acapulco'ya gidiyoruz. Haliyle son dakika biletler çok yüksekti. Biz de battı balık yan gider deyip VIP aldık bileti. Bu da Aeromar'ın VIP salonuymuş. Acapulco tercih edişimizin sebebi Meksika şehrine daha yakın olmasıydı aslında ama iyi ki orayı tercih etmişiz diyorum. Çünkü yabancı turistlerden ziyade yerli turistler vardı. Daha Meksikan oldu, daha hoşumuza gitti. Her restoranda farklı şeyler sipariş ederek aşağı yukarı bütün Meksika yemeklerini denemeye çalıştık. Hepsi çok güzeldi bence çünkü sos da geliyor ağız tadımıza uygun. Sadece kaktüsten yapılan nopal adı verilen bir yemek var. Bence hiç tadı yoktu. Su gibi bir şeydi yani. Gece dalgıçların yaptığı tehlikeli şovlarla meşhur olan La Quebrada'ya gidiyoruz. Acapulco biraz daha turistik bir yer olduğu için bize daha güvenilir geldi ve otobüsü kullandık artık. Bu arada Meksika şehrinde de kullanılabilirdi bence. Sadece biz biraz üşüktüğümüzden kullanmadık. Bu arada burada otobüslere kamyon diyorlar ve sürekli disco müziği çalıyor. Size de göstermek istedim. Yo sigo andando y
Son günümüzde de alkollü bir Meksika içkisi olan mezcali denemeye geldik. Tekila'nın atası olduğu söyleniliyor kendisinin. 4 çeşit mezcal denedik. Ben hiçbirini beğenmedim ama belki de alkollü aram olmadığındandır. Dönüş yolculuğu beni çok yorduğundan artık hiçbir şey çekememişim. O yüzden videoyu burada bitiriyorum. Sadece Madrid havaalanında çok fazla insan vardı. Her şeyi çok aşırı beklemek zorunda kaldık. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Kanala destek için videoyu beğenebilir veyahut yorum bırakabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalınız.